Dördüncü sual. Mahbublara olan aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? El cevap: Evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse. Bakıyı bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve aine-i esma-i ilahiye ve mezra ahiret olan iki diğer yüzüne bakma muvaffak olursa, o gayri meşru mecazi aşk, o vakit aşkı hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki harika olarak bir desti inayet onu kurtarsın. Şu hakikatı temvir için şu temsile bak. Mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi ainemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve hakeza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz, çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam ainesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir, hayatımız bir kalem. Onunla sayfi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki, dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır, hissedip bildik.'' ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş esma-i ilahiyeye döner. Ondan cilve esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, ona karşı şiddet hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek. O vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder yoksa nesullah fe ensahum enfusuhum ulaike humul fasikun sırına mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa şiddet hissiyat ile ona sarılsa onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tevellüt eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, ye'si mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zat-ı bâkînin bâkî esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayne-i ervahları bâkî görür, şefkati bir sürura inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh, ve hüsnü mukaddesi ihsas eden bir nakş ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimi görür. O zeval ve fenayı tezidi i hüsn ve tecdid lezzet ve teşhir sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. Elbaki huvel baki Said Nursi